Selam herkese, Pimat 1'e hoş geldiniz. Öğrenmenin, sorgulamanın, düşünmenin en iyi aracı matematiktir. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu videomuzda dörtgende alan konusunu işleyeceğiz. Nasıl bulacağız dörtgenin alanını? Hangi formülleri kullanacağız? Onlarla ilgili konu anlatımı yapıp soru çözümü yapacağım. Şimdi dörtgenin alanını bulurken tabii üçgenin alanını öğrendik. Sonuçta dörtgende köşegenleri çizdiğinizde üçgen oluşuyor. Üçgenin alan formüllerini buralarda da kullanabileceğiz. Mesela en sık kullandığımız, eğer dörtgenin köşegen uzunluklarını biliyorsak AC ve BD'yi ve köşegenler arasında kalan açıyı, alfayı biliyorsak işte bu dörtgenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımı çarpı aradaki köşegenlerin arasındaki açının sinüsü bölü 2 ile de bulabilirsiniz. Bakın ABCD dörtgeninde A açısı 15, D açısı 30 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla ben şuradaki açıyı bulursam, buraya O noktası diyelim, O dış açısını bulursam, burada AOD üçgeninin dış açısı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit, yani 45 derecedir. Şimdi AC köşegenini vermiş, BD köşegenini de vermiş. Köşegenler arasında kalan açıyı da bulduk biz. O zaman alan ABCD eşittir 1 bölü 2 AC köşegeni, yani 9 kök 2 çarpı BD köşegeni 12 çarpı aradaki açının sinüsü, sinüs 45. Sinüs 45'in de kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bunu kullanacağım şimdi. 1 bölü 2 çarpı 9 kök 2 çarpı 12 çarpı kök 2 bölü 2. Şimdi kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız 2 yapar. Bu 2 ile sadeleşir. Bu 2 ile de 12'yi sadeleştireyim. 6. 6 kere 9 54. 54 olarak cevabı buluruz. Evet, bu defa gene köşegen uzunlukları verilmiş dörtgenimizin. Başka ne verilmiş? Başka bir şey verilmemiş. ABCD dörtgeninin alanı da isteniyor bizden. Peki bizim neye ihtiyacımız var? Bu köşegen uzunluklarının, köşegenlerin kesiştiği noktadaki bu dar açıya ya da geniş açı fark etmez. Sinüsünü bulacağınız için işaret değişikliği olmayacaktır. Bu açıya ihtiyacımız var. Ben bu alfa açısını nereden bulabilirim? Alfa açısının içinde olduğu şu üçgene bakıyorum. DAE üçgenine bir ikizkenar üçgen var orada bakın. Şuraya çiziyorum. AED 10, 10, 12 şu açıda alfa. İkizkenar üçgende tabana ait hemen yükseklik çizeceğim. Dolayısıyla 6, 6 ayırdı. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görüyorsunuz. Artık bunun sinüsünü yazabilirim. Sinüs alfa neye eşit? Karşı bölü hipotenüse. Karşısı 8, hipotenüs 10. Şimdi sin alfa yerine bunu kullanacağım. Şimdi önce ABCD dörtgeninin alanı eşittir 1 bölü 2 AC köşegenin uzunluğu çarpı BD köşegenin uzunluğu çarpı aradaki açının sinüsü. Şimdi yerleştiriyorum. AC köşegeni 15, BD köşegeni 28 çarpı alfa açısının sinüsü de 8 bölü 10. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 4, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Ne kaldı? 3, 28 ve 2 kaldı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 168 olacak. Evet, bu defa Sözel sormuş soruyor. Diyor ki köşegen uzunlukları 9 ve 12 birim olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? Şimdi bu alan neye eşit olacak? 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunlukları çarpı sin alfa olacak. Şimdi sinüsün maksimum alabileceği değer nedir? Onu bulursak oradan soruyu çözebiliriz. Maksimum kaç alabilir? Sinüs ve kosinüs fonksiyonu için şöyle demiştik. Eksi 1 ile 1 arasında değer alır demiştik. Dolayısıyla 90 derece alırsanız aradaki açıyı sin 90 1 olur. Dolayısıyla sin alfanın alabileceği maksimum değer 1'dir. Hemen sadeleştiriyorum. 2 ile 12, 6. Dolayısıyla alan da
6 kere 9, 54 olarak alabilirim. Şimdi bir önceki soruda kullandık aslında. Maksimum alan sorulduğunda sin alfayı 90 derece almamız gerektiğini söylemiştim. Yani köşegenler birbirine dikse o zaman sin 91 olacağı için o sin alfayı hiç kullanmayacağım. Alan neye eşit olacak? Köşegenler uzunlukları çarpımının yarısına, yani 1 bölü 2 AC köşegeni çarpı BD köşegeni olarak alanı bulacağız. Evet, ABCD dörtgeninde BD köşegenin uzunluğu 12 verilmiş, alan 54 verilmiş, AC köşegenin uzunluğu isteniyor. Neydi? Birbirine dik olan, köşegenleri birbirine dik olan dörtgenin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunluklarının çarpımı AC çarpı BD. Çarpı sin alfayı yazabilirsiniz isterseniz ama aradaki açı 90 olduğu için, sin 90 da 1 olduğu için onun çarpmaya etkisi olmayacaktır. Şimdi alanımız 54, 1 bölü 2. AC köşegenini bilmiyorum, soruyor zaten. BD köşegeni de 12 olarak verilmiş. Hemen sadeleştirdim, 6. Dolayısıyla AC köşegeni buradan 9 olarak bulurum. Evet, bu örneğimizde de köşegen uzunluklarının birer kısmı verilmiş. Bizden tüm alan isteniyor ama biz öncelikle bu EC parçasının uzunluğunu bulmamız lazım. Yani BD köşegeninin bir parçası. Nereden bulabilirim bunu? Şimdi dikkatlice bakarsanız burada bir dik üçgen var. Bu da 9, 12, 15 üçgeni. Dolayısıyla BD köşegeninin uzunluğunu bulmuş oldum. O zaman alan eşittir 1 bölü 2. AC köşegeni 12, BD köşegeni 5 artı 12, yani 17. Dolayısıyla 2 ile de 12'yi sadeleştirdim, 6. 6 çarpı 17, yani 102 olarak cevabı buluruz. Evet, gene dörtgenimizin alanını bulacağız. Köşegenler birbirine dik. Bir de A açısı ve B açısı da dik. Diklikten diklik inilmiş. Bakın ABD üçgenine bakarsanız ABD dik üçgen. A açısı 90 derece ve hipotenüse ait diklik çizilmiş. Öklit'in yükseklik bağıntısını kullanabilirsiniz. Buraya H derseniz eğer, H kare eşittir P çarpı K demiştik. Yani 2 çarpı 8, yani 16. Dolayısıyla H buradan ne olur? 4 olur şurası. Sonra diğer dik üçgene bakacağım. Yani ABC dik üçgenine bakın. Şöyle tarıyorum. Orada da B açısı 90 derece. Diklikten diklik inilmiş. Buraya da H1 diyelim. 2, yani 2'nin karesi eşittir P çarpı K. Yani 4 çarpı, buraya da X diyelim EC'ye. 4 çarpı X olur. Yani 4 eşittir 4 çarpı X'ten X ne olur? 1 olur. Pardon. Şimdi biz ne bulacağız? Şuraya da hemen yazalım. Biz ne bulacağız? ABCD dörtgenin alanını bulacağız. Alan ABCD eşittir 1 bölü 2. AC köşegeni 4 artı 1, 5 çarpı. BD köşegeni 2 artı 8, 10. Aradaki açının sinüsü, sin 90'ı almıyorum zaten. Sin 91 olacağı için yazmıyorum. Sadeleştirdim. 5 kere 5, 25 olarak buldum. Evet, dörtgenin köşegenleri arasında kalan alan, yani bir dörtgenin köşegenlerini çizdiğinizde bakın burada dört farklı üçgen oluşur. Bu üçgenlerin alanlarını S1, S2, S3 ve S4 dersek, S1'in S2'ye oranı taban, çünkü bakın S1 ve S2'nin üçgenlerine bakarsanız tabanları BD doğrusu üzerinde, tepe noktaları A. Yani benzer iki üçgen. Şimdi dörtgenin köşegenlerini çizdiğinizde dört farklı üçgene ayrıldığını görüyorsunuz. Bu üçgenlerin arasında benzerlik, dörtgenin köşegenlerini çizdiğinizde dört farklı üçgene ayrıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu üçgenler arasında benzerlik kurabiliriz. Nasıl kurabiliriz? Mesela S1 ile S2'ye baktığınızda ikisinin de tabanı BD doğrusu üzerinde. Tepe noktaları A. Yani bu iki üçgenin, S1 ve S2'nin yükseklikleri aynı. O zaman alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani S1'in S2'ye oranı DE'nin EB'ye oranına eşittir. Aynı şekilde
S3 ve S4 için de aynı mantığı uygulayabilirsiniz. Onların da tabanı BD üzerinde, tepe noktaları C, yükseklikleri eşit olduğu için S3'ün S4'e oranı da gene DE'nin EB'ye oranına eşittir. Aynı mantığı şeyde de kullanabilirsiniz. Mesela S2 ile S3 arasında da bu defa da AC tabanları AC doğrusu üzerindedir. Tepe noktaları A'dır. Yükseklikleri aynı olduğu için S2'nin S3'e oranı AE'nin EC'ye oranına eşittir. Aynı mantık S1, S4 için de geçerli. Dolayısıyla buradan S1'in S2'ye oranı, S4'ün S3'e oranı birbirine eşittir. Ya da karşılıklı alanların çarpımları eşittir diyebiliriz. S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşittir. Bu benzerlikten geliyor. Yani bu formül ezberlemenize gerek yok. O benzerliği kullanabilirsiniz. Evet, bakın ABCD dörtgeninin köşegenleri çizilmiş, alanlar oluşmuş. Burada o formülü kullanıp yapabiliriz. Formülsüz de yapabiliriz. Bakın, formülü kullanırsanız hemen karşılıklı alanların çarpımları eşit. 6 ile 12'nin çarpımı S ile 2S'in çarpımına eşit. Hemen 2 ile 12'yi sadeleştireyim. 36 eşittir S kare. S eşittir buradan. 6 olarak bulursunuz. Formülsüz de yapabilirdiniz. Nasıl yapacaktınız? Bakın şöyle düşünebilirdiniz formül olmadan. Baktığım zaman şimdi şu 6 ve S'e bakacağım. Şu tabanlarına. AE'ye karşılık 6 gelmiş, EC'ye karşılık S gelmiş. Bu tarafa baktığınızda AE'ye karşılık 2S gelmiş. Evet, ABCD dörtgeni vermiş burada bize. Görüyorsunuz köşegenler çizilmiş, dört farklı üçgen oluşmuş. Bundan S'i soruyor. Ne demiştik? Karşılıklı üçgenlerin alanları çarpımı birbirine eşittir. O benzerliği kullanıp yapmıştık bunu. Ben burada direkt kullanıyorum. Yani 6 ile 12'nin çarpımı S ile 2S'in çarpımına eşit. Hemen 2 ile de 12'yi sadeleştireyim. 36 eşittir S kare. Buradan S eşittir 6 olarak buluruz. Evet, burada da gene köşegenler çizilmiş, açı, üçgenlerin alanları verilmiş, bizden x isteniyor. Şimdi ben E, D, C üçgenlerine bakıyorum. Bakın AE tabanı, EC tabanı, EC tabanına karşılık 15 gelmiş, AE tabanına karşılık 12 gelmiş. Alanlar oranı tabanları oranına eşittir. Neden? Yükseklikleri eşit çünkü bu iki üçgenin. O zaman 12 bölü 15 dersek buna, 3 ile de sadeleştirirsek 4 bölü 5. Yani AE 4K ise EC 5K'dır. Şimdi tersten baktığımızda yani C, B, E üçgeni ile B, E, A üçgenine baktığımızda 5K'ya karşılık 20 gelmiş. O zaman 4K'ya karşılık yani 5K'ya karşılık 20 kaç katı? 4 katı. O zaman 4K'ya karşılık 4 katı ne gelmesi lazım? 16 gelmesi lazım. Yani A, B, E üçgeninin alanı 16'dır. Şimdi oradaki üçgene bakarsanız, bakın şuraya çiziyorum. A, B, E üçgeni. Şimdi şurası şöyle yapalım. Şurası x alanını 16 bulduk. Kenar uzunluklarına baktığınızda çok pardon. AE uzunluğunu 4 olarak soruda vermiş zaten. Bakın onu atladık biz. Şuraya yazıyorum. Şurası da 4. Şimdi üçgenin alanı neye eşitti? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı bunun 4 aldığınızda yüksekliği ne alacaksınız? X bölü 2. Neye eşit? 16'ya. Hemen sadeleştirin. 2 ile de 16'yı sadeleştirdim. X eşittir 8 cevabını buldum. Evet, gene dörtgenimizde köşegenler çizilmiş. Burada bir açıortay var. Bunu da atlamayalım. 8 ve 12 olarak verilmiş. Şu açılara alfa alfa diyelim. Tabii açıortay özelliğini de kullanacağız burada. Şimdi 8 ve 12'yi ben önce şu iki üçgene bakıyorum. Bu iki üçgenin bakın tabanları aynı doğrultuda. Tepe noktaları aynı olduğu için yükseklikleri aynı. O zaman alanları oranı tabanları oranına eşittir. Yani AO'nun
OC'ye oranına eşittir. Buradan da 8 ile 12'yi 4 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 3'ü bulursunuz. Demek ki AO'ya ben 2K dersem OC'de 3K olacak. Güzel. Şimdi açıortay özelliğini kullanacağım. BAC üçgeni şöyle tarıyorum. B açısının açıortayı çizilmiş. Tabanda ayırdığı parçalar 2K ve 3K. O tabanda ayırdığı parçaların kenarlarının oranına eşit olacak. Yani 2K'nın 3K'ya oranı X'in 6'ya oranına eşit olacak. K'lar gider, içler dışlar yaparsak 3X eşittir. 12X eşittir buradan 4 olarak buluruz. Çokgenimiz iç bükey çokgense, o köşegenleri biliyorsunuz çokgenin dışında kesişiyordu. Dik olabilir, olmayabilir. Dik olursa zaten sin 91 olacağı için sin alfayı yazmazsınız. Gene köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı çarpı tabii ki aradaki açının sinüsünü alacaksınız köşegenler arasındaki açının. Yani tek farkı iç bükeyde köşegenlerin kesim noktası çokgenin içinde değil dış bölgesinde oluyordu. Bunu unutmayalım. Evet bakın yeşil çokgeninize, dörtgeninize baktığınızda yeşil dörtgende köşegenler dörtgenin dışında dik olarak kesişmişler. Sin alfa, sin 91 hiç onu yazmanıza gerek kalmayacak. Köşegenin birisi 10, birisi de 5. O zaman alan eşittir. 1 bölü 2, 5 çarpı 10 olacaktır. Hemen sadeleştirdiğimde buradan da 25'i bulacaksınız. Bu defa dış bölgede kesişmiş köşegenler yalnız 60 derecelik bir açı var burada. Bu 60 derecenin sinüsünü de alacağız. Yani alan eşittir. 1 bölü 2. AB köşegenimiz ne kadarmış AB köşegenimiz? 10 kök 3 çarpı. CE köşegenimiz ne kadar? 6 çarpı aradaki açının sinüsü sin 60 olarak yazıyorum. Sin 60 neye eşitti? Hatırlarsanız kök 3 bölü 2 eşitti. Şimdi yerleştiriyorum. 1 bölü 2, 10 kök 3 çarpı 6 çarpı kök 3 bölü 2. Şimdi kök 3 ile kök 3'ü çarparsak ne olur? 3 olur. 2 ile de 6'yı sadeleştirdim. 3, 2 ile 10'u sadeleştirdim. 5, şimdi 5 çarpı 3 çarpı 3 oldu. O da 45 cevabını buluruz burada. Kenarların orta noktalarıyla elde edilen dörtgenlerde alan bulurken, yani şu pembe dörtgenimizin EFKL dörtgeninin alanını bulurken ne yapacağım ben? Bakın büyük dörtgeni ABCD dörtgenine baktığınızda pembe dörtgenden kalan kısımlar sarıyla gösterilen yerler S1, S2, S3 ve S4. S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşittir. Yani karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı eşittir. İçteki bu pembe dörtgenin alanı ise bu sarı dörtgenlerin alanları toplamına eşittir. Dolayısıyla aslında pembe dörtgenin alanı neye eşit olmuş oluyor? Büyük dörtgenimizin ABCD dörtgenin alanının yarısına eşit olmuş oluyor. Evet, ABCD dörtgeninde EFKL'nin orta nokta olduğunu söylemiş. İçerideki mor çokgen alanının 60 olduğunu vermiş bize. Bizden ABCD dörtgenin alanını istiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Orta nokta ise KLEF, şöyle göstereyim hemen orta nokta olduğunu. Bu önemli bizim için. Neden önemli? Alanları oranlayacağız buradan çünkü. Şöyle düşünelim. F ile K noktalarını birleştiriyorum. E ile L noktalarını birleştiriyorum. Hani bir dörtgenin kenar orta noktalarını birleştirirsek içeride kalan dörtgenin alanı büyük dörtgenin alanının yarısına eşit oluyordu. Hatırlarsınız bunu kullanacağım ben. Buraya A diyelim eğer. Şöyle yani alan EFKL yani A dedim ben ona. Neye eşit? ABCD'nin alanının yarısına eşit. Dolayısıyla ABCD'nin alanı aslında 2A'ya eşit olmuş oluyor. Şuraya A dedim ya ben. Tamam güzel. Bunu kullanacağım şimdi. Şimdi şuraya S1 diyelim, buraya S2 diyelim, şuraya S3 diyelim, buraya da S4 diyelim. Ne demiştik? K
karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı birbirine eşittir. Yani S1 ile S2'nin toplamı S3 ile S4'ün toplamına eşittir. Bir, ikincisi alan, ortadaki alan yani A neye eşittir? Bu dört tane üçgenin toplamına. Yani S1, S2, S3 ve S4'ün toplamına. S3 ile S4'ün yerine ben S1 artı S2 yazabilirim. Çünkü onların toplamları eşittir. Dolayısıyla alan eşittir. İki parantezinde S1 artı S2 olur. Buradan da S1 artı S2 yerine A bölü 2 yazabilirim. Şimdi bunu niye yazdım böyle? Çünkü bakın şimdi mor alanı biliyorum ya, mor alan dedim. Yani 60 neye eşit? S1, S2 ve A'nın toplamına eşit. Ben eğer S1 ile S2'nin yerine A bölü 2 yazarsam artı A ne eşit olmuş olacak? 60'a eşit olmuş olacak. Dolayısıyla 60 eşittir 3A bölü 2 olur. 2 çarpı A, 2A artı A, 3A bölü 2 olur. Hemen 3 ile 60'ı sadeleştirdim. 20 içler dışlar yaptım. Buradan A'yı 40 olarak buldum. Şimdi ben ne bulacaktım? ABCD'nin alanı. Ne demiştik ona? 2A yani 2 çarpı 40'dan onu da 80 olarak bulurum. Evet, bu defa ABCD dörtgeninde gene EFKL orta noktalar verilmiş, 6 8'ler verilmiş, aradaki L açısı verilmiş 120 derece tüm alanda soruluyor bize. Burada da ben ne düşündüm? Mesela burada da E ile K'yı birleştirmek isterim. Şöyle şuraya da A diyelim. Yani ELK üçgenin alanı. Alan ELK. Bu üçgenin alanı bulacağım. Yani A'yı bulacağım. Şimdi burada sinüsün alan teoremini kullanırım. Neden? EL ve LK yani iki kenar uzunluğu ve o iki kenar arasında kalan açının ölçüsünü biliyorum. 1 bölü 2, 6 çarpı 8 çarpı sin 120 derim. Hemen şöyle sadeleştireyim. 24 çarpı sin 120 neye eşitti? Onu tamamlayan bütünleyen açı 60, sin 60 yani kök 3 bölü 2. Hemen onu da sadeleştirelim. 12 kök 3 olarak buldum A'yı. Tamam. Şimdi bana ne lazım? Tüm alan lazım. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Kenar orta nokta olduğunu söylüyor ya. Yani şunlar eşit bakın. Dolayısıyla siz burada şu alanın da eşitliğini gösterebilirsiniz. Çünkü EFKL ya paralel kenardır ya dikdörtgendir. Karşılıklı kenarları eşittir her halükarda. Dikdörtgen olmadığını görüyorsunuz zaten o 120 dereceden dolayı. Dolayısıyla bu alanlar eşittir. Şimdi ortadaki EFKL dörtgenin alanı ne olmuş oldu? 2A olmuş oldu. Yani 24 kök 3 olmuş oldu. Peki ortadaki dörtgen neye eşitti? Büyük dörtgenin yani ABCD'nin yarısına eşitti. Yani alan EFKL eşittir. Alan ABCD'nin yarısı. Dolayısıyla buradan alan ABCD eşittir. 2 çarpı alan EFKL diyebiliriz. EFKL'nin alanını 24 olarak bulmuştuk. 2 çarpı 20 pardon 24 kök 3'tü. 2 çarpı 24 kök 3'ten 48 kök 3 olarak buluruz ABCD'nin alanını. Evet, yine ABCD dörtgeninde EFK orta nokta olarak verilmiş. Hemen onu gene gösteriyorum. EF uzunluğu verilmiş on. ABCD'nin yani büyük dörtgenin alanı verilmiş 120. Bizden de KF'yi de soruyor bize. Ben ne yapacağım? AD'nin de orta noktasını bulacağım. Ne diyelim oraya da? L diyelim. Şöyle. Sonra da o L noktasını K ve E ile birleştireceğim. Tamam.
O zaman içteki dörtgenin paralel kenar ya da ne olacaktı? Dikdörtgen. Ama dikdörtgen olacağını görüyorsunuz. Çünkü burada diklik var. O zaman burası da 10 olacak. Şunlar da birbirine eşit olacak. Şunlar da şöyle yapalım karışmasın. Peki şimdi buradan şu içteki alana da A diyelim. Şu şöyle yazalım. İçteki dörtgenimiz yani E, F, K, L dörtgenin alanı neye eşit aslında? ABCD dörtgenin alanının yarısına eşit. ABCD dörtgenin alanı 60 verilmiş. O zaman içteki dörtgenimizin alanı 120 verilmiş. 60'a eşit. Şuraya da X diyelim biz. Dörtgenin alanı 60 ise dörtgen alanı neye eşit? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Yani 10 çarpı X. Buradan X'i de 6 olarak buluruz.